davranışın altında yatan nedenleri inceler dedik. Peki nasıl inceler? Hangi yöntemleri kullanır? Öncelikle bir tablo halinde görelim yöntemleri. Hepsini tek tek inceleyeceğiz birazdan. Betimsel yöntemler diyeceğiz birinci olarak. Bunun içinde de gözlem, mülakat, test ve biyografiden bahsedeceğiz. Deneysel yöntemler diyeceğiz ki en önemli noktalardan bir tanesi bu olacak. Sorularda karşımıza çıkacak ve istatistiksel yöntemler diyeceğiz. Burada da korelasyondan bahsedeceğiz. Başlayalım. Önce betimsel yöntemler. Yani tanımlayıcı yöntemler bunlar. Birincisi gözlem. Gözlem iki şekilde yapılır psikolojide. Doğal gözlem ve sistematik gözlem. Doğal gözlem organizmanın tamamen doğal ortamında hiçbir şekilde müdahale edilmeden gözlemlenmesi demektir. Mesela bir futbol taraftarı gibi görünüp stadyumda fanatik davranışlarını incelemek bir doğal gözlemdir. Ya da çatıya intihar etmek için çıkan bir insanı gözlemlemek bir doğal gözlemdir. Burada bir not var. Doğal gözlem genellikle araştırmanın ilk aşamasında kullanılır. Yapılan gözlemler değişkenler arasında ilişkiler olduğu sonucuna götürürse araştırmacıyı daha ayrıntılı başka yöntemler kullanılabilir. Doğal gözlemde önemli notlarımız var. Bunlar doğal gözlemin olmazsa olmaz koşulları. Burada canlılar kendi doğal ortamlarında ve doğal halleriyle gözlemlenirler. Nelerin gözleneceğine ilişkin seçim yapılmaz, her davranış gözlemlenir. Davranışlara hiçbir müdahalede bulunulmaz, hiçbir şekilde etki yapılmaz çünkü o zaman bu gözlem nesnel olmaz. Eğer gözlemlenilen bireyin ya da grubun bundan haberi olursa, gözlem yapıldığından haberi olursa artık bu doğal gözlem olmaktan çıkar. İkincisi sistematik ya da kontrollü ya da yapay gözlem üçü de kullanılabilir. Organizma araştırmacının belirlediği koşullar altında gözlemlenir. Ne olması lazım sistematik gözlem olması için? Yalnızca ilgilenilen konuya ilişkin olanlarla sınırlı kalınır. Yani doğal gözlemdeki gibi her şey gözlemlenilmez. Araştırmacı zaman, mekan ve davranış açısından sınırlamalar getirebilir. Gözlenilen grup ya da birey gözlendiğinin farkındadır ve araştırmacı istediği zaman koşullara müdahale edebilir. Doğal gözlemle yapay gözlemi karşılaştıracak olursak şu çıkar. Doğal gözlemin sakıncası çok fazla zaman almasıdır. Yapay gözlemin sakıncası da artık nesnellikten uzaklaşılmasıdır. Çünkü grup veya da birey gözlenildiğini fark ettiği anda davranışları nesnel olmaktan çıkabilir. Böyle bir sakıncası vardır. Başka bir gözlem biçimi de iç gözlem ya da içe bakıştır. İnsanın kendi bilincini inceleyerek duygularını, davranışlarını, düşüncelerini anlamaya çalışmasıdır. Fakat iç gözlem birçok psikolog tarafından hala tartışılır çünkü... Kişi kendi beyninin alt kısımlarında yani bilinç altında neler olup bittiğini bilemeyeceği için subjektif ne demek subjektif öznel olduğu iddiasıyla çok fazla tartışılan bir yöntemdir. İkincisi görüşme ya da mülakat bu aslına bakarsanız psikologların kullandığı yöntemdir. Konuşturma yoluyla ama yüz yüze bireyin değerlendirilmesidir. Klinik psikolojide ve danışmanlık psikolojisinde kullanılır ve aynı zamanda tabii ki içe bakışı da alır içine. Burada da görüşülen kişinin doğru cevaplar vermeme ihtimali dikkate alınmalıdır. Üçüncüsü test Bireyler arasındaki farklılıkları ortaya çıkarmak için kullanılır. Zeka testleri, kişilik testleri, yetenek testleri, tutum testleri, kaygı testleri gibi. İyi bir testin barındırması gereken özellikler vardır. Bunlardan bir tanesi güvenirlik. Güvenirlik testin hatalardan arınık olarak ölçme yapabilme yeteneğidir. Güvenilir bir test her uygulandığında aynı sonucu verir. Geçerlik testin ölçmeyi amaçladığı özelliği ölçebilme yeteneğidir. Yani eğer zekayı ölçecekse Zekayı ölçmesi gerekir. Bizim internette karşımıza çıkan işte zekanızı ölçün zeka testleri vesaire gibi testler aslında çok zeka testleri değildir. Onlar daha çok dikkat testleridir. Ve kültüre uygun olması gerekir bir testin iyi olabilmesi için Amerika'da uygulanan bir testin Türk toplumunda uygulanabilmesi test ne kadar güvenilir ya da geçerli olursa olsun çok mümkün olmayacaktır. Bizim toplumsal özelliklerimiz bireysel farklılıklarımızı etkilediği için biyografi. Hayat hikayesi ya da vaka ya da olay incelemesi hatta ya da bireysel hikaye olarak da adlandırılabilir. Burada bireyin geçmişi, ailesi, çevresindeki kişilerle ilişkileriyle ilgili bilgilerin araştırılmasıdır. Burada aslında şöyle bir durum vardır. E, gözlem yeterli gelmezse ya da test yeterli gelmezse biyografiye başvurulur daha detaylı bilgi almak için. O yüzden de biyografi daha çok akıl hastalarında ya da suçlular üzerinde kullanılır. Burada kişinin ailesiyle görüşmeler yapılır, geçirdiği hastalıklara bakılır, evlilik hayatına bakılır, iş hayatına bakılır ya da başından işte yangın gibi tecavüz gibi taciz gibi önemli olaylar geçmiş mi? Onlar araştırılır, kişinin geçmişiyle ilgili bilgi edinilmeye çalışılır.